Trump'ın son açıklaması bu. Ve şimdi çok özel bir meseleyle devam edeceğiz. Özellikle okul çağında çocukları olan velilere seslenmek istiyorum. Ve aslında liseli gençler de dinlese iyi olur. Çok tehlikeli bir salgından bahsedeceğiz. Bir hastalık değil, ilaç salgını. Sınavlara hazırlanan, konsantrasyon problemi yaşayan gençler çareyi ilaçlarda aramaya başladı. Çünkü işin kötüsü sırf başarılı olsunlar diye aileleri de çocukların bu ilaçları kullanmalarına izin veriyor bazıları. Hepsine demiyoruz elbette bunu. Ve bu ilaçlar bilinçsizce kulaktan kulağa ün salıyor. Kullanım oranı artıyor. Peki nasıl oluyor da reçetesiz satışı yasak olan o ilaçlara öğrenciler ve hatta aileleri bu kadar kolay ulaşabiliyor? Konsantrasyon artırıcı ilaçları duydunuz mu, kullandınız mı? Evet, kullandım. Duydum ama kullanmadım. Kullanan arkadaşlarınız var mı peki? Evet, var. Bazı arkadaşlarım var ama hepsi yan etkilerini görüyor. Psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor. Üniversite sınavına hazırlanıyorum, notlarımı yükseltmek istiyorum diyen öğrenciler konsantrasyon ilacı yazdırmak için hekimlerin kapısını çalmaya başladı. Konsantrasyon ilaçları odaklanma sıkıntısı yaşayan ya da hiperaktivite bozukluğu olanlara reçeteli olarak veriliyor. Ancak son zamanlarda bu ilaçlar farklı amaçlarla kullanılıyor. Bir hastalık yokken sadece iş yerindeki ya da okuldaki performansı artırmak için ilaca başvuran bir grup da var. O kadar ki artık peynir ekmek tüketir gibi bu ilaçları kullanıyorlar. Yani biraz da böyle bir moda oldu. Sanıyı koyarken belki biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Her unutkanlığım ya da her dikkatsizliğim var diyene değil de gerçekten değerlendirip mutlaka test edip emin olduğumuz zaman ilaca başlamak son derece önemli. Ancak onları bekleyen tehlike çok büyük. Karaciğer böbrek fonksiyonlarını tutun eğilim olan kişilerde nöbet geçirmeye kadar risk olabilir. Peki soru şu. Kırmızı reçeteyle satılan bu ilaçlara nasıl bu kadar kolay erişebiliyoruz? Ya da soruyu şöyle değiştirelim. Bu ilaçlar nasıl bu kadar kolay reçete edilebiliyor? Bunu talep ettiklerini ve doktorların da bu talebe karşı gelmediğini düşünüyorum. Kırmızı reçeteli ilaçlar ama herkesin elinde, çantasında var. Dikkatsizliğim var deyince insanlar bazı merkezlerde bu ilaçlara ulaşabiliyor. Bu da eczacıların sorumsuzluğu. Daha iyimser bakıp bunun umarım daha çok doğru tanı konuluyor ve daha uygun hastalara veriliyor diye düşünüyorum. Yani odaklanma sorunu olmayan gençler de ara vermeden ders çalışabilmek için konsantrasyon artırıcı ilaçları kullanabiliyor. Anne babalar da bu duruma farkında olmadan teşvik edebiliyor. Anneler arasında olabiliyor. Bu çok baskı kurulabiliyor. Benim çocuğum bunu kullanıyor. Al sen de çocuğuna dene denmesi. Bu da bence çocuğu olumsuz etkiliyor özellikle sınavlarda falan.